NSU davasının müdahil avukatı Mehmet Daima Güler, Öfke Yetmez isimli kitabında Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'ne karşı verilen hukuk mücadelesini mağdurların bakış açısıyla anlatıyor. Nefret temelli cinayetlerle Almanya'da 10 kişiyi öldürmekle suçlanan NSU ile ilgili soruşturma sürecinin politik boyutunu analiz ediyor. Berlin'de tanıttığı kitabında yazdıklarına göre Daima Güler'in çıkardığı sonuç net. Devlet cinayetleri ve NSU'yu aydınlatmakta yetersiz kaldı. Bu davada 5 sanığımız vardı. Fakat aslında 6. sanık olarak devletin orada oturması gerekirdi. Devlet NSU yapılanmasıyla ilişkisi olmamış gibi davranamaz. Devlet organı olan anayasayı koruma daireleri bu neonazi yapılanmasını onlarca sene aktif bir şekilde desteklediler. Milyonlarca euro akarken neonaziler ceza davalarında korundular. Ayrıca kurumsallaşmış ırkçılık da söz konusu. Kitap tanıtımına Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir ve uzun yıllardır aşırı sağcı hareketleri araştıran gazeteci Hayke Klefner de katıldı. Her ikisinin de görüşü soruşturmanın aksamasına neden olan kurumlardaki ırkçılığa karşı mücadele edilmesi yönünde. Şu an toplum ikiye bölünmüş durumda. Chemnitz gibi yerler tam bölünmüş. Oradaki insanların %30'u AfD'ye oy verirken, aynı zamanda mültecileri destekleyen, alternatif ev projeleri düzenleyen, sağcı olmayan ve çoğulcu bir kültür isteyenler de var. Bu insanların sorunu, sorumlu siyasetçiler tarafından desteklenmemeleri. Hepimize büyük görev düşmekte. Gerek biz siyasetçiler olarak, gerek polisimiz olsun, gerek anayasayı koruma teşkilatı olsun, gerek medya olsun, gerek sivil toplum olsun. Bu insanları uzun bir süre yalnız bıraktık, onların yanında olmadık, acılarını paylaşmadık. Tam tersine onlar suçlanırken büyük bir topluluk sustu. Bunu öz eleştirisini yapıyoruz, yaptık ama yeterli değil. Vazifemiz bütün her şey ortaya çıkmalı. Hukukçu yazar Daima Güler sivil toplumun ırkçılığı aşabileceğine inanıyor. Onun için asıl önemli olan kurumların ihmalkarlığının araştırılması. Sanıkların hepsinin yargılanacağını göreceğiz. Fakat NSU yapılanması konusu kapanmış olmayacak. Politik bir şekilde devam etmemiz ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın rolünü tartışmamız, NSU'nun gerçekten ne kadar büyük olduğunu ve kurumsal ırkçılığın ne derece olduğunu sorusunu sormamız gerek. Dolayısıyla bu dava uzun bir koşunun sadece bir etabı. Daima Güler bu kitabıyla insanları davayı sahiplenmeye çağırıyor.